Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlikte kripto paraları ve piyasaları deneyeceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün video birazcık da enerjisiz olacağım çünkü kötü bir gündeyiz. Yani Rusya Ukrayna'yı Ukrayna'ya füze yağdırıyor. Ölen bir sürü çocuk var, sivil var. Bunlar gerçekten üzücü şeyler. Bunun kripto paralara ve dünya ekonomisine de etkisini değerlendireceğiz birazdan. Oralara da geliriz ama ilk başta haberlerle başlamak istiyorum. Şimdi ne oldu? Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama tekrardan bilmeyen arkadaşlar için ya da e, bazı yerlerde eksik kalan arkadaşlar için baştan sonu şunu bir özetleyeyim. Şimdi arkadaşlar dün gece itibariyle yani saat 4-3 gibi Türkiye saatiyle saat 3 gibi 4 gibi falan Rusya Ukrayna'ya girdi. Ama bu e, Rusya'nın zaten ilk girişi değildi. Yani Ukrayna'daki o Rus ayrılıkçılarının ağırlıkta olduğu bölgelere zaten girmişti. Şimdi direkt Ukrayna'nın e, olduğu topraklara girdi. Yani Ukrayna halkının yaşadığı topraklara girdi e, Rus olmayanların yani öyle diyeyim ya da kendi Avrupa Birliği'ne bağlamaya çalışanların diyeyim. Daha iyi anlayın. Ee, buraya girdim. Ben girmez diye düşünüyordum. Çoğu insan da girmez diye düşünüyordu. ha Ben mesela iki gün önceki videomda şunu da söyledim. Yani ben askeri stratejist değilim. Gireceğini düşünmüyorum ama dedim. Ya yani Bu benim şahsi düşüncemdi. Çünkü bunun Rusya'ya karşı dev etkilerinin olacağını düşünüyordum. Ki bir nebze oldu. Ee, bir nebze de olmadı onu da geleceğiz şimdi onu da anlatacağım. Ama ilk başta şundan bahsetmek istiyorum. Rus güçleri şu an Ukrayna'da. Bayağı girdi. Ukrayna'nın içinde şu an. Hatta Kiev'e doğru ilerliyorlar. Ee, burada bazı insanlar Kiev'e girdi diyor. ya yani Ukrayna'nın açıklamasına göre Kiev bölgesinde. Ee, ama bazıları da hayır girmedi yaklaştı sadece diyor. Burada tartışılan bir konu var. Ama bana kalırsa girdi gibi görünüyor. Yani şu an çoğu haber kaynağına baktığımda girdiği gözüküyor, girdiği yazıyor. Bunu söyleyeyim. Yani Rus güçleri şu an Ukrayna'yı devirmek üzere bunu da söyleyeyim yutmak üzere. Ya ki zaten şöyle de bir şey var yani Rus gibi devasa bir ordunu Ukrayna gibi birazcık da güçsüz hafif kalan bir ordu yemesi de çok zor değil aslında. Yani ondan dolayı çok şaşırmadım onu söyleyeyim. Ee, i̇lk başta iki büyük patlama sesi duyuldu. Ee, sivis ölüler de var bu arada yani birçok insan şunu söylemiş mesela Twitter'da okuduğum kadarıyla. Ya şunu söyleyen bile olmuş daha doğrusu. Sivillere zarar gelmiyor. Ya arkadaşlar böyle bir saçmalık olabilir mi? Adamlar bombalıyor. Sabahtan akşama kadar bombalıyorlar. E, NATO bu arada çok sert bir yaptırım da yapmadı. Zaten bence saldırmasının sebebi de buydu. E, ki piyasalar da bundan kötü etkilendi. Mesela e, Biden yaptırım konuşmasını açıkladı. Çok hafif bir yaptırım geldi e, Amerika cephesinden. E, bu sebepten zaten piyasada çok kötü etkilenmedi. Bir dakika oraya gelelim. Evet piyasada çok kötü etkilenmedi. Daha doğrusu Rus piyasası diyeyim. Çok kötü etkilenmedi. E, ama Amerikan borsası ve Bitcoin'de bir gerileme oldu. Neden? Adamlar güvensizlik yaşadı. Yani o kadar basitti ki çünkü şeyler yaptırımlar. Sadece iki tane Rus bankasına galiba yaptırım yaptılar. E, böyle Rusya'yı çok sarsmayacak etkidendi. E, o türden bir yaptırımdı. NATO saldırıyı kınadı. Askeri bir müdahalenin olmayacağını söyledi. E, Ayrı zamanda yaptırımların ağırlaşacağını da ekledi. Bunu açtık. Şimdi buraya da geleceğim bir dakika. Zaten Rus güçlerinin Kiev'e girdiğini söylemiştim. Evet ya bu burada da Rusya'nın açıklaması var. Ukraynalı sınır muhafızları bunlar da arkadaşlar şey ya şey, yani e, Kiev'i koruyan askerler öyle diyeyim. E, görevlerini bıraktı diyor. Yani teslim oldular diyor. Bu doğru olabilir yüksek ihtimalle. netlik yok şu an. Çünkü iki tarafta farklı bir şey söylüyor. Ukrayna hayır biz devam ediyoruz savaşmayı diyor. Rusya'da kaybettiniz diyor mesela. E, ya da mesela Ukrayna 4 uçak düşürdük düşürdük diyor. Rusya hayır uçağımız düşmedi diyor. Ya buna benzer birazcık da arkadaşlar e, böyle Belirsizlik var öyle diyeyim ee, ama bana kalırsa doğru gibi geliyor bana bu haber Ukrayna muhafaza muhafızasındaki tüm görevlerini bıraktı diye bir haber geldi şimdi yüksek ihtimalle böyle oldu çünkü e, savaşı kaybetti gibi duruyor Ukrayna bunu söyleyeyim ee, bunu da geçtim evet şimdi gelelim arkadaşlar global ekonomileri. Şimdi tüm borsalar düşüşe geçti zaten bu haberle birlikte. Mesela Bitcoin'de 4.70'lik bir düşüş var. Bazı insanlar şimdi şöyle diyor. Ya kripto paralar bitti, yandı, kül oldu falan. Ya arkadaşlar şimdi şunu düşünmek gerekiyor. Yani yılbaşından beri Amerikan borsasıyla Bitcoin Koreli ilerliyor. Yani bu durumdan dolayı hani her düşüşte sadece Bitcoin gibi düş, Bitcoin düşmüş gibi yaygara koparan insanları anlamıyorum. Çünkü bakın burada da görüyorsunuz. 4.70 düşmüş Bitcoin var. Aynı şekilde 4.90 düşmüş bu Fransız borsası var. %9 düşmüş Türk borsası var. %40 düşmüş Rus borsası var. Ee, keza %11 düşmüş Polonya borsası var. %5.1 düşmüş Alman borsası var. Ya bunları da görmek gerekiyor. Yani şu ya şimdi arkadaşlar bütün dünya piyasaları şu an düşüyor zaten. Bir tek altın ve petrol çıkıyor. Ee, Bunu da sebebi zaten. Altın her türlü savaş durumunda, dünya tansiyonunda artan bir EMT. Geçtim. Şimdi bu tabii Ukrayna'ya girmesi Fed'e gözleri dik, dikmemize sebep oldu. Neden? E şimdi dünyada bir aşırı bir gerginlik oldu. Bazı insanlar şunu söyledi. Ya tamam bu gerginlikten dolayı Fed hiç faiz arttırmayacak dediler. E, Mart ayında. Ha ben buna katılmıyorum. Ben arkadaşlar 0. Nokta, e, pardon, daha doğru söyleyeyim. 25 bas puan faiz arttırmasını bekliyorum. 50 bas puan diye düşünüyordu insanlar. Ha 50 bas puan olur mu? Sanmıyorum ki. Bakın e, Golden Sachs'ın da yazdığı bu. Burada Golden Sachs'ın yazısını paylaşmış arkadaş. Golden Sachs e, 50 bas puan Olma ihtimalinin düştüğünü söylemiş. Ben de bu fikre katılıyorum. 50 bas puan ihtimali bence düştü. Şu an 25 bas puan artacak gibi duruyor. Faiz artışı öyle olabilir. Çünkü acayip bir korku var piyasada. Bakın bu VIX diye adlandırdığımız endeks arkadaşlar. Piyasadaki korkunun endeksi. Ve gördüğünüz şekilde rekor kuruyor neredeyse. Acayip bir korku var piyasada. Bu korkuyu Fed'in bir nebze dindirmesi gerekiyor. Amerikan borsasındaki bu devasa düşüşü bir nebze dindirmesi gerekiyor. Bu sebepten ben de arkadaşa bu fikre katılıyorum. Hani... FED faiz arttırımını durdurmaz bana kalırsa. 25 bas puan faiz arttırır. Ben şahsi olarak böyle düşünüyorum. Geçtim. Ya yani burada yazana da katılıyorum. Onu da söyleyeyim. Goldman Sachs'ın yazdığı yazıya da kesinlikle katılıyorum. Plan B şöyle bir açıklama yaptı. Savaşın olduğunu söylüyor ve şunu söylüyor. Bitcoin düşüyor. Altın çıkıyor. Bunu izlediğimiz zaman da şöyle demiş arkadaşlar Bitcoin Google evet Google ve teknoloji hisselerini takip, takip ediyor. Yani insanlarda dijital altın fikri tam oluşmamış demiş. Ya kısaca şöyle özetleyeyim yazısını çevirdiğim kadarıyla şunu söylüyor. Bitcoin dijital altın değil diyor yatırımcılar gözünde. Yatırım yapan insanlar Bitcoin'i dijital altın olarak görmüyor. Bunu şuradan anlıyoruz diyor. Genellikle hani Diyorum ya kararsızlık çıktı zaman, tansiyon olduğu zaman, dünya tansiyonu olduğu zaman altın çıkar. E bu sebepten hani dijital altın diyorsanız siz Bitcoin'e, Bitcoin'in de çıkmasını beklerseniz bu olmadı. Bitcoin düştü. Bir an bir de buna, bundan bahsetmiş. Yani Bitcoin düştü, altın çıktı. İnsanlar böyle düşünüyor demiş. Yani Bitcoin daha çok teknoloji hissesi yani Nasdaq gibi görüyor demiş. E ben de bu fikre katılıyorum ki her videomda da zaten bunu belirtiyorum. Zaten beğendim. Hem kalbimi attım hem de sizlerle paylaştım. Geçtim. Şimdi teknik analiz anlamında ne oluyor? Biraz da buna bakalım isterseniz. Şöyle bir geleyim. Şuradan e şöyle bir geleyim arkadaşlar. Teknik analiz anlamında şimdi ne oluyor? Ciddi bir düşüş var yani karşımızda. Şurada 45 bin doları zorlarken bir anda kendimizi 35 bin 630'da bulduk. Bitcoin volatil bir varlık. Yani bunu hepimiz biliyoruz ama Nasdaq da böyle hareket ediyor. Emin olun. Nasdaq'da da, Nasdaq'da da böyle ciddi korelasyonlar var. Ee, böyle ciddi agresif hareketler var. Bunu söyleyeyim. Ki Bitcoin'e çok korel hareket ediyor. Hani ciddi korelasyonlar var diyorum ya. Sebebi de bu. Şimdi zaten Nasdaq'a da bakacağız birazdan ama e, Bitcoin'de gözüme çarpan bir şey var benim. Şimdi Bitcoin'de ben Videomda şundan da bahsetmiştim. Buradan bir Fibonacci çektim. Altımızdaki destek ve dirençleri söylemiştim. Yani üstümüzdeki dirençleri ve altımızdaki destekleri söylemiştim. Altımızdaki 886 desteğinde durduk. Ve burada fark ettiyseniz arkadaşlar bir harmonik formasyon oluşturuyoruz. Bu harmonik formasyon 886 bölgesinden döneceğimizi söylüyor. <laughs> Bu olabilir çünkü bu akşam yanlış hatırlamıyorsam Biden bir açıklama daha yapacak yaptırımla alakalı. Bu sefer artık sertleşeceğini düşünüyorum. Bu sertleşmeler genellikle hani piyasa kötü okumuyor bunları. Birazcık daha olumlu okuyor çünkü Putin gerçekten çileden çıktı. Daha demin yaptığı bir konuşmada da mesela açıklamada şimdi telefonumdan bakıyorum. Şunu söylemiş. Rusya'nın karşısında olan yani Rusya'yı yıpratmaya çalışan ülkeler cevabımız olacak demiş. <laughs> Pardon. Ya gerçekten dünya tehdit eder hale geldi. Zaten Amerika korkusunda Baltık ülkelerine asker göndermiş. E, Amerikan askerlerini yolluyor. E, daha çok yığınak yapıyor raya, askeri yığınak. Yani yeter dur demeye çalışıyoruz Rusya e, Bakacağız arkadaşlar. Rusya'ya zaten ağır yaptırımlar uygulanıyor şu an. Almanya mesela Kuzey Akım 2 projesini durdurdu. Bunun gibi şeyler var. Ama şu an baktığım zaman da teknik analiz anlamında 0.886 ateşi dinmiş bir bitcoin var. 786 noktasında günlük mum kapanışını yapabilir. Bakacağız. Onun için arkadaşlar 35.680 üzerinde mum kapatması lazım. Eğer 35.680 üzerinde mum kapatırsak bu çok olumlu olur. Ha, mum, burada mum kapatmaz. Yani şöyle diyeyim. 35.680 üzerinde mum kapatmaz. Burada mum kapatırsak da şunu söyleyeyim. 886 noktasının üzerinde durmuş oluyoruz ve harmonik formasyonumuzun belirli bildirdiği gibi Bakın şurada harmonik formasyonumuzun belirttiği gibi bu harmonik formasyon ne der? Buradan gelip 386, 382 bölgesinden aşağı yönde ineceğimizi, burada da 886 bölgesinden yukarı yönde çıkacağımızı sonuç olarak üstümüzde de yine 886 yani 62.500 civarından da tekrardan aşağı yönlü bir e, harekete uğrayacağımızı söylüyor. Ya ben buna katılıyorum. Yani bu harmonik formasyon bana olabilir gibi geliyor. Neden olabilir gibi geliyor? Hani bazı insanlar bunu şunu söylüyor. Ya tamam hani Bitcoin'e olumlu bakıyorsun diye bence böyle düşünüyorsun diyorlar. Hayır arkadaşlar kesinlikle değil. Neden? Nasdaq da böyle düştü. Bitcoin de böyle düştü ve Bitcoin'in zirveden bu yana düşüne bakarsanız çok ciddi yüzdesel anlamda bir düşüş var. E insanlar bunu satın alma fırsatı olarak değerlendiriyor. Bakın daha demin Vitalik Buterin. Ne bu Vitalik Vitalik Buterin kim? Tanımayan arkadaşlar için ki olmadığını varsayıyorum. Ethereum'un sahibi, kurucusu, yazarı, böyle diyeyim. Bu adam daha demin şunu söyledi. Yani Bitcoin şu an alın fırsatında diyor adam. Bu adamın niye böyle desin ki yani kaybedeceği bir şey yok sonuçta. İnsan Bitcoin düşse de çıksa da bu adam bir şey kaybetmiyor. Para kaybetmiyor emin olun Vitalik Buterin yani bahsettiğimiz adam. Zaten milyarları olan bir genç. Ee, bu sebepten bu adamı çok etkilemiyor. Ya Çoğu yatırım kuruluşu da zaten açıklama yaptı. Yani bitcoin alım fırsatı gibi gözüküyor şu an dedi. Ki ben de böyle düşünüyorum. Ee, keza biliyorsunuz yani... Microsoft'ta milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Ya bu adamlar aptal değil bunu düşünmek gerekiyor. Bu sebepten ben şu anda da alım fırsatının olduğunu düşünüyorum. 2 gün önceki videomda da alım fırsatı dedim. Şu anda da bunu diyorum. E ben buraların alım fırsatı olduğunu düşünüyorum ve ilk hedef olarak da arkadaşlar 62.500'ün olduğunu her zaman söyledim. 2-3 gün önceki videomda da 65.000 demiştim galiba. Onu 62.000'e çekiyorum bunu söyleyeyim. Birazcık daha e, hedefi düşürüyorum. 62.500 diyorum. 62.500'e ilk hedefimiz var. Bunu söyleyeyim. Ben buradan toparlanmayı bekliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağımızı ve 62.500'e geleceğimizi düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun diyenler de var. Arkadaşlar şimdi bizim asıl korktuğumuz şey Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiydi. Zaten bu olay yaşandı. Bitcoin bunu fiyatladı ve şu an bunu yaptı. Yani gerçekten bunu gerçekleştirdi. %4 düştü. Bu sebepten artık önümüzde bir endişe kalmadı. Yani daha Rusya nereye girebilir ki? Ya da dünyada ne kriz olabilir? Bunu düşünmek gerekiyor. Aynı şekilde Fed birazcık da Şahin değil birazcık da güvercin açıklama yapacak gibi duruyor. E bu da olumlu. Ve baktığımız anasında çok da olumsuzluk yok diyorsa da bunu da bilmek gerekiyor. E şimdi gelelim Bitcoin dominansına. Bitcoin dominansı çıktığı için alt koyunlar ciddi şekilde eziliyor. Yani dürüst olacağım ciddi şekilde eziliyor. Ama burada da bakın her seferinde şundan bahsediyorum. Hani bu her seferinde olur. Yani maliyenin büyük abisi ki ben bunu bitcoin olarak değerlendiriyorum. Dayak yediği zaman altcoinler zaten devasa dayak yiyor. Ya bakın şurada da şunu görüyoruz. Yani Ethereum %5 düşmüş. Bitcoin %4 düşmüş. Ama Ethereum zaten altcoinlerin babası. Şöyle bir aşağı indiğimde EOS'un %7.5 düştüğünü görüyorum. Yani altcoinler ciddi şekilde etkileniyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Her geçen gün üstümüzden gelen direnç düşüyor. Ve bu da bize yarıyor aslında. Yani her geçen gün aslında altcoin tutan adama yarıyor. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Dediğim şekilde tekrar tekrar da şunu ekliyorum. Bakın arkadaşlar Bitcoin'de e, bir destekle tutunduk. 886 bölgesinden tepki geldi. 786 bölgesinde üzerindeyiz. Ben şahsi olarak buradan dönüş geleceğini e, düşünüyorum ve buraya kadar yükseleceğimizi düşünüyorum. Bu arada bu harmonik formasyonun e, adını da belki merak edersiniz. Yani adını soranlar olabilir oranızda. E, gidip incelemek isteyenler e, takip etmek isteyenler olabilir. Bu sebepten bu formasyonun adını da vereyim ben size. Bir iş bet diye geçer. Yani ne demek? E, ayı yarasası gibi bir şey oluyor herhalde Türkçesi. Öyle çevirdim. Bir dakika. Bir iş bet. Evet. Şu bir görsellere geleyim. Evet. Ya bakın burada görüyorsunuz zaten 382, 886 ve 1.618, 2.618 arasında bir yere gelir diyor. Zaten baktığımız anda neredeyse nokta dışı uyan bir e, grafik oluyor. Ya bu sebepten 62.500'e gelmesi inanın şaşırtıcı olmaz. Ben şahsi olarak oraları bekliyorum. Evet. Son olarak arkadaşlar bir şuna bakmak istiyorum. Nazda hani diyorum ya Nazda'da çok ciddi bir korelasyon var diye. Buna da bakıp videoyu kapatacağım. Ama bakın videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Videoyu kapatırken belki söylemeyi unuturum. Arkadaşlar ne olursa olsun şunu unutmayın. Kanalın alt desteğini hala yitirmedik. Hala yükseliş trendindeyiz diye gözüküyor. 16 Mart'ta da az kaldı. 16 Mart'ta yüksek ihtimalle Şahin açıklamalar yeni güvercin açıklamalar yapmayı tercih edecek FED. Çünkü ciddi bir korku var piyasada. Ee, onun haricinde zaten Rus tehdidi bir nebze bitti. Ee, bitmek üzere diyeyim ya da. Çünkü zaten savaş hemen hemen bitti. Adam başkente girdi neredeyse. Bunu da unutmamak gerekiyor. Harmonik formasyon buranın tepki olduğunu söylüyor. Korku ve açgözlük endeksine bakıyorum. Devasa bakın rekor üzerine rekor kıracak neredeyse bir korku var piyasalarda. Bunu VIX endeksinden de görüyoruz. Fear and Greed endeksinden de görüyoruz. Yani aşırı korku yok diyor. Yüksek ihtimalle 18 seviyesinde falandır şu an. Ee, ciddi bir korku seviyesi. Ha, daha önce daha düşüklerini görmedik mi? Gördük. Ama 18'de ciddi bir seviye emin olun. Bu sebepten arkadaşlar piyasada bu kadar korku varken e, ve fiyat bu kadar düşmüşken bana kalırsa burası alım fırsatıdır. Ki tekrar durum bakın elime geçen her parayla şahsi olarak ben alıyorum. Alım yapmaya devam ediyorum ve yapacağım da keza bugün de yine yapmak üzereyim. Yani 35 bin, 36 bin günlük mum kapanışını bekliyorum. Yine alacağım bu seviyelerden. Bitcoin Bitcoin'in 62.500'e çıkacağına inanıyorum. Buradan tekrardan satarım. O gün gelince tekrardan konuşuruz. Ama şunu unutmayın. Piyasa düşerken herkes daha çok düşecekler. Piyasa çıkarken de herkes daha çok çıkacaklar. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani i̇nsanların genel olarak yaptığının tersini yapan bu adam bir tersini yapan bir adam bu oyunda kazanıyor. Bu piyasada kazanıyor. Çünkü genel adam daha doğrusu genel kitle kaybediyor. Az bir kitle kazanıyor. Buradan da bunu anlayabiliyoruz aslında. Şu an çoğu insan satma meyilli. Yani satmaya meyilli. Çünkü fiyat düşüyor ve adamlar daha çok düşeceğini düşünüyor. Yani klasik yatırımcı psikolojisi. Bu borsalarda da böyle. Ve böyle durumlarda da arkadaşlar en çok fırsatın olduğu e, durum oluyor. Bunu da söyleyeyim. Bu sebepten ben tekrar tekrar söylüyorum. Burayı bir alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Şimdi Nasdaq'a bakıyorum. Nasdaq'ta şimdi şöyle bir şey var. Bitcoin'den daha kötü bir tablo görüyoruz. Yani net bir şekilde görünüyor. Bitcoin'den daha beter bir tablo var. Niye? Çünkü Amerikan borsası milyarlarca dolarlık bir borsa, hatta trilyon dolarlık bir borsa. Bir trilyon dolarlık bir borsada %20'lik bir düşüş ki yılbaşından milyona mı ona yüzde evet yüzde %20 düştük. Şöyle bir hesaplayayım. E, tam olarak yüzde %20 düşmüşüz. Çok ciddi bir rakama tekabül ediyor. Böyle düşüşlerin ben Amerikan borsasında alım fırsatı olduğunu şahsi olarak düşünüyorum. Niye? Amerikan borsası genellikle hep böyle şeyler yapıyor zaten. Yani kapitalizme mantığı budur zaten. Bir balon vardır ortada. Bu balon şişer 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 sonunda bir patlar. Patladığı zaman sen tekrar alırsın o balon tekrar şişer. Yani kapitalizmin mantığı bu zaten. Ee, neden? Milyarlarca dolar para basılır. Şirketler durmadan kar eder. Ve bu sebepten bu adamların hissesi de yükselir. Yani mantık bu. Aslında en temel kavramda mantık bu. Ee, böyle de baktığım zaman ben burayı bir alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Nazda da. Ee, ben yani teknik analizini yapmayacağım burada. Çünkü dedim şey birazcık daha zaman alır. Yani Nasdaq'ın temel verilerine de bakmadım. Amerika'da ne oluyor? Enflasyona, tarım dışı istihdam verilerine hiçbirine bakmadım. Bu sebepten konuşmam birazcık yanlış olur. Ama Bitcoin nazarında baktığım zaman temel analizlere ya da teknik analize baktığım zaman şunu görüyorum. Bir problem yok. Hatta bu bir alım fırsatı bana kalırsa ki bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın dünya borsalarından... Daha az düşmüş. Mesela Alman borsası %5 düşerken Bitcoin %4 düşmüş. Yani birazcık daha sağlam duruyor. Ki Alman borsasından bahsediyoruz. Yani Avrupa'nın lokomotifi olan bir ülkenin borsasından bahsediyoruz. E Bitcoin bundan daha sağlam duruyor. Bu sebepten hani şunu da düşünmek gerekiyor. Demek ki elinde Bitcoin olan büyük yatırımcılar, büyük oyuncular da pek satmayı meyilli değil. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.